Çok sevdiğim biri. Buradan. Gözümün önünde atladı. Tutamadım. Yaprak gibi süzüldü. Kaya gibi yere çakıldı. Onu kurtaramamış olmanın verdiği vicdan azabıyla her gece rüyamda onu ben itmişim gibi gördüm. Her gece. Beş yıl. Tedirgin ol diye değil. Bil diye söylüyorum. Gözlerinde öyle derin bir anlam var ki. Maskelerini çıkarma ihtiyacı uyandırıyorsun insanda. Çok merak ediyorum. İçimdeki beni görsen sever misin? Senin de maskelerin var. Ama bir gün gelecek hepsini tek tek çıkaracaksın. Ama biliyor musun? Ben en derindeki seni görebiliyorum. Ve bu benim başımı döndürüyor. Ağlıyorsunuz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Yine böyle zemheri bir soğukta bir serçeyle yavrusu bir ağacın dalına sığınmışlar. Yavru serçe acıyarak karşıdan gelen avcıyı göstermiş. Ağladığını aldanarak annesi sessiz olmasını istemiş yavrusundan. Ona demiş ki gözündeki yaşa değil, elindeki kana bak demiş. Her şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği görmek için kör olmayı göze alabilir misin Firuze? Ben alırım. Seni kalbimin uçurumundan bırakacağım. Beni sevebilir misin? Ha? Siz beni ölümle tehdit ederken, uçurumun kenarından atmaya çalışırken ne aşkından ne sevgisinden bahsediyorsunuz? Sizin derdiniz de. Anlamıyor musun Firuze? Bütün derdim sensin. Sensin. Bırakın. Bırakın. Bırakırım ama hiçbir yere gidemezsin. Firuze. Firuze. Görmüyor musun? Senin için deliriyorum, deliriyorum. Evet, deli olduğunuzu görüyorum. Şimdi de beni buradan götürüyorsunuz. Thank you.
Söyle. Aliye teyzem hayırdır? Dur. Kız bana bak. Ne işler çeviriyor bu Firuze? Bir işler çevirmiyor. Fule. Yani ne demek istediğini anlasam tabii yardımcı olmak isterim de. Şöyle yalan atma kız. Siz beni aptal mı sandınız be? Ve o Demirkan'ın sahibiyle dolanıp duruyor ortalarda Firuze. Neyin peşinde o? Vallahi bilmiyorum Aliye teyzem. Yürü git kız. Sorsam Firuze'nin donunun rengini söylersin bana şu dakika. Ya konuş vallahi bak fena yaparım ha. Babasını kurtarmak için uğraşıyor. Ne yapıyorsa babası için yapıyor. Vallahi billahi öyle kötü işlere falan bulaşmadı Aliye teyzem. Siz hangi akılla karar veriyorsunuz be o işlerin kötü olup olmayacağına? He? Ediyle bir dön. Ama görürsün sen. Ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Görürsün sen. Her şeyi anlatacağım anana. Firuze ile ne hatlar çeviriyorsunuz. Hepsini anlatacağım. Senin o Celal'le fingirdeştiğini de biliyorum ben. Her sabah durakta aşna fişne. Hepsini anlatacağım annene. Görürsün sen. Aliye teyzem gözünü seveyim. Hadi git. O suç ortağın kurtarsın seni. Git ona söyle. Git ona söyle. Hadi Berak'cığım gidelim. Anlamadım. Hallettiğimize göre insanlara daha fazla rahatsızlık verme. Bırak da ona biz karar verelim Ayaz'la anne. Ne dersin? Berak annen doğru söylüyor. Yani olması gereken bu. Doğrusu bu. İçeride bir valiz var. Getirin lütfen. Bekle. Hiç kimse bir şey getirmiyor. Hala umudun var yani kalmak için. Farkındaysan nişanlı da pek hevesli değil. Bence şansını zorlama. Anne sus. Daha fazla konuşma tamam mı? Oyun oynamayı seviyorsun değil mi? Oyun öyle değil. Böyle oynanır küçük hanım. Hadi bin artık gidelim. Ruhum sıkışıyor. Binmiyorum o arabaya. Bence şu an ikimizin aynı arabada olması senin için iyi olmaz, ha? Gidin siz. Ben Ayaz'la gelirim. Nasıl istersen. Bir gece bile misafir etmeye dayanamadığım bir kızla bir ömür nasıl geçecek oğlum? Anne, bak. Ayaz keşke bana da sorsaydın. Yani tartışmayalım diye bir şey söylemedim ama ben eve dönmek istemiyordum ki. Beni sen bırakır mısın eve? Tamam. İyi günler. Ben Safiye Korkmaz. 25 Mayıs 2018 tarihinde Nihat Korkmaz'ı... öldürdüm. Burada ineceğim. Nereye? İşim var. Peki, öyle olsun. Açıklayı boynumu. Ya getireceğim parayı ya da ölümüm benim elimden olacak dedi. Ben de sandım ki parayı götüreceğim. Bir daha bana bulaşmayacak. Ben geleceğim hemen sana anlatacağım. Ama yok zorla arabaya tıkadı beni. Bağırdım çağırdım. İndirdi başıma bir tane yumruk. Bayılmışım.
Tabii. Sonra bir gözümü açtım. Vurmuş Adana yoluna. Kurtulduğumdan daha beter çukura tıktı beni. Ama ben gözümü kararttım. Kaçtım geldim sana. Baba o kadar tanıdık sıkıyorsun ki Sevda. Sıka sıka geliyorsun böyle bam 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 bam. İyi tamam. İnanmazsan inanma. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin zaten. Ya seven insan inanır ya. Şurasından seviyorsa inanır. Sen hani seviyordun beni? Hani yandıydın sen benim uğruma? He? Ben zaten bunca yılı kariyerime de sıçayım. Benden insan sarrafı da olmaz zaten. Dur, dur. Nereye gidiyorsun ya? Cehennemin dibine gidiyorum Faruk. Boş yer varmış. Alsın camacığımı da kurtulayım bitsin artık bu çile. Belki o zaman inanırsın sen. Ama sakın diyeyim mezarımın başına gelme Faruk. Ya Sevda tamam. Dellenme bir dakika. Tamam. Bir oturalım konuşalım düşünelim tamam. Ulan daha düşünecek ne kaldı ya? Ben sana karın olayım dedim. Sen aldın kafa kağıdımı attın cebine. Yiyorsa dedim. Yiyor dedin. Ama gördüğüm kadarıyla yemiyor Faruk. Ya Sevda sen koysana benim yerime bir kendini. Bak ağır geliyorsa sırtlanma Faruk. Ver kararını. Ya götür evine, öpeyim ananın elini ya da bana müsaade. Hoş geldiniz. Nerede kaldın? Geldim işte. Hadi gel. Evet, evet ben Yaşar Pınar'ın kızıyım. Sorun yok, gayet iyi. Toparlanıyor. Değerleri iyi. Yarın sabah cezaevine sevki yapılacak. İlaçlarını da yollatacağım. Bundan sonrasında evinin imkanları babanıza yeterli olacaktır. Tamam, tamam. Teşekkürler. Ben yine ararım. Firuze neredesin ya? Niye telefonuna bakmıyorsun? Gözünü seveyim. Öldük, bittik, ramak kaldı. Firuze, Aliye teyze her şeyleri öğrenmiş, her şeyi biliyor. Geldi beni tehdit etti. Celal'i annene söylerim dedi. Ertan'ın yanında takıldığını, makıldığını her şeyleri biliyor ya. Beni de sana yardım ve yataklıktan asmaya karar verdi. Firuze bak var ya annem eğer öğrenirse o Celal'i beni kitler eve burnumun ucunu dışarı çıkaramam. Vallahi parçalar keser. Tamam. Tamam ben halledeceğim ben. Ben her şeyi halledeceğim ben. Ben her şeyi halledeceğim ben. Firuze. Ben her şeyi halledeceğim. Bir dakika bir dakika. Firuze ne oldu? Korkutma beni iyi misin? Beni uçurumdan itiyormuş öyle. Ne uçurumu? Kim itiyordu? Ertan beni önce itti. Önce itti sonra da sustu. Uçurumdan itiyordu beni Ertan beni. Manyak mı bu adam? Ne uçurumu ne itiyorsun? Sen niye o adamla uçuruma gidiyorsun? Gözünü seveyim Firuz ya. Ben orada ona Yaşar Pınar'ın kızıyım diye haykırmamak için o kadar zor tuttum ki kendimi. Kısmısa aşık mı yok isteymiş. Böyle aşk mı olur? Başlatmasın beni aşkına maşkına. Psikopat manyak. Firuze, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Sonra üçüncüsünde ya kurtulamazsan elinden. Ben eve gidip annemle konuşacağım. Sen merak etme. Firuz, bak beni habersiz bırakma. İşte büyük aktris geldi. Oscar'lık performans. Fehmi görüntüleri istediğini söyleyince şapka çıkardım. Benim aklıma gelmezdi. Katilin olay yerine dönmesi gibi bir şey. O anlamda söylemedim. Neyse. At kemiğiniz. Asistanın Yaşar Pınar'ın kızı. Bazen öyle bir bakıyorsun ki sanki her şeyi baştan bildiğini, bizi kandırdığını düşünüyorum. Kızın kim olduğunu anlamayalım, peşine düşmeyelim diye. Kimse kimsenin gerçeğini bilemez. Bildiğini sanır. Elvan sarımsak da ez ona. Ezdim anne. Oo. Firuze Hanım hoş geldiniz. Elvan git de komşudan salça kap gel. Ekmeği salçalı suya bulayalım, et görünümü kazandıralım. Tamam anne. Tabii çünkü moda. Allayıp pullayıp kandırma sanatı. Firuze hadi.
Bana heyecanlı bir şeyler anlat. Anne yapma. Hadi gel ilk defa anne kız olarak dertleşelim olur mu? Yakalanınca mı aklına geldi ana kız dertleşmek? Adamı deli etme çocuk eyler gibi. Hani o adamlar düşmandı? Ha? Hani suçluydu? Hani günlerini gösterecektin sen onlara? Tam olarak da benim amacım o zaten. Ben babam için oradayım. Şirkete girdim ama benim kim olduğumu bilmiyorlar. Ben dilekçeyi bulurum diye, ben belki babamı kurtaracak başka bir delil bulurum diye girdim işte. Ya kızım sen deli misin? Sen polis misin? Senin yaşın kaç? Allah Allah, boyundan büyük işlere kalkıyorsun. Geberttireceksin mi kendini el alemin adamına? Ya anlasa, öğrense. Adamın bakışlarını görmedin mi kızım ya? Böyle hafiften gülüyor gibi yapıyor da gülmüyor gibi de bir garip. Ya bana bak, o herif ya seni keser ya da... Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. İşlemlerini başlattım. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan yarın savcılar suç duyurusunda bulunacağım. Dersini alsın küçük hanım. Hiçbir şey yapmayacaksın. Anlamadım. Görmek, izlemek istiyorum nereye kadar gideceğini. Neden? Körler aleminde tek gözü olan adam kraldır. Onu bildiğimi bilmiyor. Düşmanımı tanımak istiyorum. Dirayeti, gücü ne kadar? Baskın yapacağın toprakları bilmen gerekir. Amacın ne Ertan? Kim olduğunu haykırmadan nasıl duracak bakalım? Pardon da bunu nasıl yapacaksın? Gırtlağına mı yapışacaksın? Madem benimle oynuyor, ben de onunla oynayacağım. O kız gerçekleri arıyor. Başarılı olabileceğiyle ilgili düşündün mü? Bıçağı körelteceğine sivriltiyorsun. Bütün bunlar senin kibrinden kaynaklanıyor Ertan. Ama unutma, şeytanın en sevdiği duygudur kibir. Eveş, bu bildiklerini unutacaksın. Her şey var olduğu gibi devam edecek. Delirdin. Aşıksın diye bizi de yakacaksın. Delirdim. Anlıyor musun Meveş? Evet, delirdim. Onu istiyorum, onu. Onu. Öyle bir anda söylenir mi kadına? Yüreğine inecek. Sus Faruk, ben anladım seni. Senin dilini affettim diyor ama eski düzen devam da etsin diyor. Sevda yine pavyona dönsün de diyor. Hayda. Tabii nikahı da unut diyor. Ya Sevda kim, yuva kurmak kim zaten? Yahu çiçeğim, önden bir hazırlanmak lazım. Ya ben seni kalbime yazmışım Faruk. Ama sen kaçak oynuyorsun. Ananın arkasına gizleniyorsun sen. Bak takacak bize, ben malımı biliyorum. Kadın kıyameti koparacak ya. Ay koparırsa koparsın ya. Koparsın. Allah Allah. Sen durmayacak mısın benim arkamda dağ gibi? Ha? Ha Faruk? Sevda benim helalim demeyecek mi ya? Ya sen nasıl erkeksin ya? Senin erkekliğin sadece ışıklar kapanınca mı Faruk? Yürü ulan. Hayır, bana bir işe de yaramamış ki senin şirkete girmiş olman. Ortada ne dilekçe var ne tanık. Ne yapayım anne? Oluruna mı bırakayım? Babam çıksın diye oturup bekleyeyim mi? Ne yapayım? Sen söyle hadi.
Ay yok ya Firuze, yarın git ayrıl, bitsin bu saçmalık. Hayır. Ya senin aklın basmıyor galiba. Adam almış seni tapu dağıtmaya getirmiş ya. O küçük Ayşe bile gelmiş bana, Firuze ablamın sırrı bende, anneme hiçbir şey demedim yapıyor. Diline dolamış seni. Bak bugün de buraya getirdi işte. Ya belli değil mi adamın? Ya yakalanman an meselesi kızım ya. Onu da yakalanınca düşünürüm anne. Artık yol nereye kadarsa oraya kadar gideceğim ben de, tamam. Siz ne konuştunuz bu arada? Çıktığında bir gergindi. Allah Allah. Sen bildiğini oku, ben sana izahat vereyim öyle mi? Senin bana hesap soracak yerlerim düştü. Ne dedimse dedim, sana ne? Elvan çay koy. Abin gelir şimdi. Temiz tabak koy oraya. Ne? Ne? Abime söylemesen. Lütfen. Çocuklar, peşinden gidin ama belli etmeyin, takip edin. Ya alın, kalsın sizler. Geldik. Zor olacak ama direneceğiz Sevda. Hadi kazamız mübarek olsun. Bizim evin yolları çetindir böyle. Anaların güzeli. Bak sana gelinini getirdim bak. En sonunda getirdim be anne. Getirdim. Öpeyim anne. Hoş! Ne annesi be? Bu karı ne işi var evimizde Faruk? Aa anne, Sevda. Gelinin elini öpmeye getirdim. Lan sen kafayı mı yedin? Beyninin üstüne mi oturdun? Ne yedin, ne içtin? Biz evleneceğiz. Faruk! Faruk çek şunu ayağımın altından. Ezip geçeceğim vallahi. Faruk çek, çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar, günahını sileyecek evime, çık. Faruk götür anne, şunu. Faruk götür şunu. Oha ama ayıp oluyor yani. Ayıp senin göbek adın. Faruk ne diyor bu manyak ya? O devrilen gözlerini uyarım ben senin. Ne evlenmesi ya? Ne evlenmesi? Ben ölmedim daha. Çık, çıksana kız. Anne, çık sana. Anne tamam bir dur, bir sakin ol, bir dinleyelim. Ya ne sakin olması? Orospu kırklanmaya gelmiş evimize. Hamam sanki burası. Faruk bak benim sabrım taşıyor bak. Tamam Sevda, dur sen de. Anne bir dinle ya. Neyi dinleyeceğim be? Neyi dinleyeceğim? Pavyondan çıkma karıyı getirmiş bana. Aa bu senin gelinin olacak diye. Yakarım kendimi. Allah canımı alsın, yakarım kendimi. Anne ha. Sevda hamile. Vallahi. Hamile. Anam senin torununu doğuracak. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Şerife. Ne geldi? Ertan Bey'e gelmiş. Ha öyle mi? Odasındadır. Dayım duşa gireceğim demişti. Anne bir dur, nereye gece gece? Sen bana baksana. Bak gözüme. Ben yer miyim? Mah hamile o orospu. En iyi varsa da kim bilir kimden? Al canım al. Sağ ol canım. Abi. Ne oldu şimdi? Terk mi etti evi bu kadın? Yok sanmıyorum da. Gerçekten hamile mi? Allah Allah ya. Ya biriniz de bana inanın be kardeşim. Adımız çıkmış 9'a inmiyor 8'e. Biriniz de deyin ki şu benim abim acaba doğru söylüyor mu? Hamile kız. Bak Firuze, Sevda benim karım olacak. O kadar. Ha inanmayan beri gelsin ya. Canım. Dur, kapatma, kapatma. Kapatma, kapatma ne olursun. Kapatma.
yapıyoruz anne? Yukarı mahalleden geldim vallahi, ne olursun aç. Aç şunu, zaten kilidi takmamışsın ki. Aç ver vallahi, hayat kurtaracaksın öyle diyeyim. Peki reçeteyi alayım. Yok reçeteye gerek yok. Gebelik testi istiyorum ben. Ya hayat dediysen benim değil, oğlumun hayatı. Benim istikbalim. Peki. Sağ ol. Daha iyi misin Berre? İyiyim. Yani en azından tatlıya bağlandı mesele. Bu da yeter. Bu arada mail gelmiş. Düğünden hemen sonraki gün uçuyoruz balayı için. Onaylıyorum. Milli piyango, yılbaşı biletleri size de çıkabilir. Şansınız dönem. Yok, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Boş umut satıcısı ya. Ya niye öyle diyorsun? Sen hiç büyük ikramiye bana çıksa ne yapardım diye hayal kurmadın mı yani? Ne yalan söyleyeyim sevgilim, kurmadım vallahi. Ben öyle sevmiyorum ki ani gelen parayı. İstemem yani. Tamam, o zaman şimdi kuruyorsun. Oo. Tamam. Hemen iki tane otobüs bileti. Sessiz sakin bir yere, mesela Datça. Ne oldu, niye kikip diyorsun? Büyük ikramiyeden bahsediyoruz ve sen otobüsle Datça'ya gitmeyi mi hayal ediyorsun gerçekten? E bari uçakla falan gitseydin. Aynen. Aynen doğru. Ya benim cep fakirleşti de acaba hayallerimde mi fakirleşti sevgilim? Hiç alakası yok. Hem ben çok zenginim. Senin o saf, tertemiz kalbine ait. Sen benim şansımsın. Ben de sana. Ben de bazen böyle kendimi gülerken buluyorum biliyor musun? Hep düğünümüz geliyor aklıma, balayı sonrası. Öyle yalnız kalacağımız günler geliyor. Çok güzel olacak bir şey. Kalk 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 kalk. Yürü. Allah'ın zillisi. Kalk. Ay. Kalk. Ne oluyor? Yürü yürü kalk kız. Yürü. Senin bu annen ya, yürü galiba. Ne oluyor ya? Yürü yürü. Biz gidiyoruz bir yere ya. Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Faruk. Al şunu. Bildin mi bunu? Bildin mi? Bildin tabii değil mi? Kim bilir kaç kere geçti elinden. Al şunu. Al şunu bak, iki çizgi istiyorum tamam mı? Madem hamilesin görelim. Faruk gir şey yap. Gir. Ya. Gir dedim sana. Ya anne sen ne kadar büyüttün ya bu işi? Konuşma be. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Annem anlattı şimdi yukarıda. Çok sevindim. Ertan Bey, bu da siz dışarıyken geldi. Annemi de tebrik etmek lazım. Büyüklük göstermiş. Yapması gerekeni yaptı. Ayaz, sen de gevşe biraz. Özür istedin oldu. Mehmet! Herhalde işle ilgili bir sıkıntı oldu. Bu kadar sinirlendiğine göre. Herhalde. Ne oldu? Kapıyı kapat. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Berrak, ben bir bakayım. Tamam. Ya benim aklım almıyor. Kim neden fotokopisini yollasın? Hani çöpteydi, hani yoktu. Bu nasıl oluyor ya? Bunca zaman sonra kim yollayabilir bu dilekçeyi? Ertan, keşke kapıyı çalsaydın önce. Çıkıyorum ben, onu söylemeye geldim.
Düştün herhalde. Aç kız. Ne oldu? Yemedi değil mi? Maymun muyum ben ya? Ha? Öyle test edeceğim, deneyeceğim falan. 9 ay sonra kucağına veririm, görürsün o zaman babaannesi. Ha yani 10 günlük hamilesin öyle mi? Nasıl anladın? İçe doğma yöntemiyle. Anne dur bir sakin ol. Sus. Ben öyle lafın gelişi söyledim aracığım. Sen anladın zaten de işte. Ben bir şey anlamadım. Kalk Faruk çıkar şunu. Faruk çıkar şunu. Oğlum evimi ben bununla kirletmem. Götür. Ya anne ne yapıyorsun? Ya bu karıyı yollarsın ya da sen de defolur gidersin. Anne. Yürü git. İstemiyorum. Kız git. Anne ne yapıyorsun? İstemiyorum. Dur beni ya. Ne yapıyorsun ya? Emin mi Fehmi şirketten gönderildiğine? Umarım benden başka kimseye gönderilmemiştir. Ne kadar enteresan değil mi? Ya Firuze yanında olsaydı? Ya tehdit amaçlı ya da korkutma amaçlı. Başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Ama kim? Ayaz. Evet. Kesin o. Hem şirketten de. Ayaz olsa bugüne kadar durmazdı. O değil. Başka biri. İçimizden biri. Ve ben onu bulacağım. Bulacağım ve hesabını çok fena soracağım. Çıkmanı da yürü git. Ya anne bağırıp durmasana mahallenin ortasında bizi şan edeceğim millet. La karısı olacakmış bile. Ulan zaten bu kadın kaç kişinin karısı? Gerizekalı. A benim malı oğlum. Ben bu lafları yedirirdim size ama siz Faruk'a dua ediniz. Anne anne tamam yeter artık gidiyorlar. Hadi tamam kız sen de karı. Ya anne böyle mi gidelim bir üstümüzü başımıza alalım al ya. Al ulan al. Al ulan. Al. Şuna bak şuna. Uzaylı gibi. Al kız sen de. Al şu çantanı da. Ben bunu unutmayacağım anne. Sen oğlunu gecenin bu vakti ortaya böyle atıyorsun ya. Sokakta nerede kalacak, nerede yatacak hiç düşünmüyorsun. Yavrum, ya ben bunu unutmayacağım. Yavrum kurban olsunlar. Ben seni sokağın ortasında bırakırmıyorum. O çamurunu dışarıda bırakacaksın. O çamur dediğin var ya, o çamur dediğin kız. Bu son parasını getirdi dedi ki, gidelim dedi annene bir hediye alalım dedi. Bunu. Bizden yürüttüklerine saysın. Hadi yallah. Parayı ver ya. Yürü git. Aferin. Yürü. İnsan bir önünü ardını düşünür ya Faruk. Öyle tükürür gibi yalan mı söylenir? Ya ne bileyim Sevda bir annenin yani nedir yani şeyi? Torun. O da anne. Sevinir sandım. Bağrına basar sandım. Ne bileyim. Ha Türk filmi çeviriyoruz zaten ya biz burada. 10 sene olan kaçın kurası ya? Yer mi böyle şeyleri? Yemiyor zaten. Yemedi işte. Ne yapacağız peki? Sokakta mı kalacağız biz? Bulacağız bir yolunu. Dur. Hayırdır Faruk? Hayır değil. Hadi Yasin bekleme yapma. Hadi abi. Hadi. Ya çok özür dilerim, affedersiniz. Ben istemeden kulak misafiri oldum. Siz sokakta mı kaldınız, harbiden mi? Gibi. Ben Faruk'un çocukluk arkadaşıyım. Beraber büyüdük. Abisi sayılırım. Yasin ben. Abi ben de Sevda, çok memnun oldum. Abisi madem sen duymuşsun, evet biz sokakta kaldık ve çaresiziz. Sen artık bizim misafirimiz. Sevda! Ne demek ya, ne demek? Başımın üstünde yeriniz var. Demek isterdim ama olmaz. Neden? Çünkü ben Faruk'a kırgınım. Benim duygularımla oynadı. Aramız bozuk. Aramızın... Sağdan devam et. Hadi lan. Faruk ne yapıyorsun? Koş yakala adam. Sokakta kalacak halimiz yok. Ya Sevda beni delirtmeyin. Biliyor musun sen onu artık? Tipe bak gebeş. Yürü beni delirtmeyin. Hepiniz aynı yerde zır 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 zır. Ay sinir ne şunun ya? Lan bu nedir ya? Bir huzur yüzü bana çok mu ya? Bir orospu gelinim eksikti. O da oldu.
kız çektirip gitti. Paraları tüketti. Buldu tabii kerizi. Şimdi hamileyim diye yolacak hale bak ya. Ama benim oğlum mal. Kız anasının gözü. Sorsan şeytanın pabucunun yerini söyler o. Tamam kız, sen de ezil etlerimi hep. Ezmedim anne. Ay sus, sus. Anne. Anne. Hadi kalk. Ne oldu Berak, iyi misin? Değilim anne. Senin yüzünden. Şu an sevdiğim adamın yanında uyuyor olabilirdim ama neredeyim bak. Senin yanında. Kalk. Saçmalama Berak. Git uyu. Kalk dedim anne. Benim uykum kaçtıysa seninki de kaçacak. Kalk. Ben uyuyacağım. Git kendi odanda uykusuz kal. Ayrıca gece gece ne konuşacağız? Hı? İlgi çekici konular bulmak da üstüme yoktur bilirsin. Başlayalım mı? Mesela ırmak. Zavallı kız. Nasıl da canına kıydı. Uçurumdan at. Kendine acı çekerek. Nasıl, ilgini çektin mesela bu konu ha? Güzel. Bilmiyorum ama ben sevdim Sevda ablayı. Bunu annemin yanında söyleme bence. Ne olacak şimdi yani? Abim geri gelmeyecek mi bir daha? Vallahi bu yaşadıklarımızdan öğrendiğim bir şey varsa o da annemin oğluna kıyamayacağım. Gel bakalım. Tut şunun ucundan hadi. Sana iki şey soracağım. Önce babam. Daha iyi, merak etme. Doktoruyla da görüştüm. Yarın cezaevi revirine sevk edeceklermiş. Oh şükür. O iyi olsun da. İkincisi? Abla, bugün gelen o adam kimdi? Ne oldu? Bak ben küçüğüm diye bana bir şey söylemiyorsunuz ama ben büyüdüm artık. Gel buraya. Haklısın. Ama bazı şeyler bana bile zor, ağır. O yüzden bunları bir de sana yükleyemem. Sen öyle saf, öyle temizsin ki. Seni hiçbir şeyin kirletmesine izin vermem ben. Sen varken bana bir şey olmaz ki. Olmaz tabii. Asla izin vermem. Gel buraya. Kaç puanım var benim Faruk ya? Ha? Ben hissetmiyorum da çünkü. Birkaç tanesi yok oldu galiba. Ay belki de keserler parmaklarımı ha? Dondum çünkü Faruk, dondum. Anladım Sevdam, tamam ısıtıyorum ben de. Çiçeğim sen de çok ince giyinmişsin ama ya. Ay ne bileyim Faruk, ben Adana'dan geliyorum ya. Unutmuşum İstanbul'un ayazını. Ben seni yakarım, kavururum. Odanın kömürün olurum kız ben seni. Gitmez. Evet Faruk, tutuşacağız birazdan. Çekil az ya. Ay ısıtacağım diye boğdun beni. Ya. Bak sen sal kendini, sal. Sen biraz bu soğuğu büyüttün. Bir şey yok ya, bak açtım önümü de. Sal, sıcak sıcak. Vallahi. Oh, sen soğukla kavga ediyorsun, etme. Didişme onunla. Sevda. Ha. Özledim kız. Allah çarpsın. Bak kokunu özledim. Bakışlarını çok özledim. Her şeyini özledim, her şeyini. Ne yapacağız böyle? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya eğer başımızı sokacak bir yer bulamazsan daha çok mu yalarsın böyle Faruk? Avucunu yalarsın yani. Anladın mı? Annem parayı da aldı gitti. Almayaydı. Giderdik bir otele. Keyfimize bakardık. Ulan Ali'ye. Ulan Ali'ye.
Şurada gidip biraz pedal mı çevirsek ya? Bütün odalardaki dolaplar, kitaplıklar her yer aranacak. Her yer. Açık ofis masaları da dahil. Kilitli olanları da bir şekilde açın. Mehveş Hanım'ın odası da dahil buna. Her yer. Mehveş Hanım mı? Evet Feymi. Senin odan da aranacak. Herkese aynı muamele. İtirazın mı var? Güzel. Başlayın. Birsel, hemen konuşmamız gerek. Acil. Hadi hızlanın biraz, hızlanın. Mesai başlamadan bitecek bu iş, hadi. Çok fazla parmak izi var. Hepsini tek tek aldım ama sonucu beklemek gerekecek. Bak benim vaktim az ve değerli. Beklemeyi de sevmem. Ona göre davranın. Tamam mı? Tamam Ertan Bey. Beni uyandırıp kendi mışıl mışıl uyuyor. Şu haline bak. Tam olarak ne dedi? Irmak'ın ölümünden bahsedelim mi diye sordum. Sence biliyor mu? Galiba. Ay bir günde bu kadar olay yeter. Hadi gel bir şeyler içelim. Olmaz Ertan duyar. Ertan yok evde işi çıktı hadi gel. Arıyorum açmıyorsun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim aşağı insene. Tamam geliyorum. Hadi. Ayaz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kim olduğumu mu öğrendi yoksa? Yok. Hala araştırıyorum seni. Yok. Bilmiyorum. Yani sanmıyorum ama siz sana Firuze'yi araştırıp merak ettiği kesin. Ya bilerek mi söylüyorsun? Bilerek mi damarımı basıyorsun? Görmüyor musun? Her an sana baktığında nasıl acı çektiğimi görmüyor musun? Anlamıyor musun Firuze? Yapma. Ne oldu? Sen niye geldin? Dilekçe. Biri Ertan'a dilekçeyi yollamış. Merra bırakmak için gittim Ertanların evine. Başka bir sebep yok. Bir zarf geldi Ertan'a. Ertan zarfı açtı, yüzü düştü. Bir terslik olduğunu orada anladım zaten. Mehveş'te kapandılar çalışma odasına. Gidiyorum demek için girdim içeri. Ertan söylerken duydum. İçeri girince de hallerinden anladım zaten. Dilekçe orada. Ayaz, bizim o dilekçeyi almamız lazım. Alacağım. Ama bir söz ver bana. Ertan'dan uzak dur Firuze. Ne olur. Zaten cezaevinde olacağı için buna gerek bile olmayacak. Thank you.
Gelip haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben nasıl gideceğim şimdi? Ne işin var senin bu saatte burada? Şey, abi ben fazla mesaiye kaldım da kontrol dosyaları bitmedi dedim bir abimin odasına çıkayım. Hani yiyecek bir şey bulurum diye. Mesain bitti. Şirketten çık. Ne abi? Mete! Çalışanım olarak bana sadakatini göstermek ister misin? Tabii ki de abi. Bu geceden kimseye bahsetmek yok. Özellikle abine. Yoksa ters düşeriz. Bu senin için hiç iyi olmaz, anladın? Anladım abi. Tamam, ben de. Efendim Ertan Bey. Firuze, yarın sabah erkenden evde ol. Tamam, gelirim. Firuze, biz sokakta kaldık ya, donduk. Uyudum annem. Salçalı makarna borcuna say. Thank you.
Teşekkürler. Bitirdik arabayı. Hiçbir iz yok. Tamam. Aliye Pınar'ı işe almaya karar verdim. Banu'yu ara, şirketten giriş yaptırt. Ama evde çalışacak, burada. Bence bu doğru bir karar değil. Neden Firuze? Nesi yanlış? Sonuçta kadının kocası cezaevinde. Suçsuz olduğuna inanıyor olabilir. O yüzden belki de size karşı bir öfkesi vardır. Tamam işte, ne güzel. Gelsin görsün normal, suçsuz insanlar olduğumuzu. Ön yargılarından kurtulsun. Sonuç olarak insanların gözüne bakarak değil, kalbine bakarak inanabilirsin. Dünkü anlattığım hikayeyi hatırla. Numara burada. Ara. Kahvaltı hazır. Hadi çocuklar. Anne, ceketim nerede? Kapının arkasına astım oğlum. Kızım, oturup da yesene. Anne, geç kaldım. Annem, günaydın. Günaydın. Benim dosyam nerede? Şuraya koydun ya, unuttun mu? Heh. Sağ ol annem. Şimdi kahvaltı mı bu? Geç kaldık anne. Geç kaldım annem. Vallahi ben de annem. Ama poğaçandan alırım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hastane var mı bugün? Yok oğlum. Bugün evdeyim. Gitmeyeceğim. Biraz kırıklık var üzerimde. Yorma o zaman kendini çok. Tamam ya. Tamam. Abi. Abi, bir şey var. Ya deme dedi ama diyeceğim ben sana. Şirkette bir şey arıyordu Ertan abiler. Allah Allah. Ne arıyorlarmış? Ya onu ben de bilmiyorum abi ama sen benden duymuş olma. Seni tembihledi mi? Aslansın lan sen. Aslansın. Şansıma tüküreyim ya. Senin işe gideceğin gün benim başka bir işim var.
günler Aliye Hanım. Ben Firuze Özüm. Ertan Demirkan'ı nasıl tanıyayım? Öf, ne diyorsun be Firuze? Hiç anlamadım. Evet, evet. Ertan Bey de yanımda. Sizi işe almak istiyor. Evinde çalışacaksınız. Maaş, sigorta var mı? Mesai parası falan? Ben gelip sizi alacağım. Bir saate yanınızda olurum. Siz de hazır olursanız sevinirim. Sorularınızı da o zaman cevaplayacağım. Tamam, hadi bekliyorum sürpriz yumurta. İyi günler. Ben müsaadenizle gidip alıp geleyim. Adresi biliyor musun? Bulamazsam Aliye Hanım'ı ararım. İyi günler. Dirayete kırılacak. Sandığın kadar güçlü değil. Bu daha ilk hamlem. Sonrası daha büyük olacak. Gerçi ben senin gibi düşünmüyorum. Dayanacak. Ama onu bildiğimi anlayacak. Ne sandığın kadar akıllı ne de güçlü. Şerife, paltomu ve çantamı getir. Sen öyle san. Burada. Ertan'ın dediğini yapman gerekmiyor mu? Tabii ki yapacağım ama taksi bekliyorum. Vallahi ben bırakırım derdim ama bir şey itiraf edeyim mi? Senden pek hoşlanmıyorum. Bunun nedeni ne acaba? Bilmem ama cevap ben değilim. Belki de sizinle alakalı bir sebebi vardır. Bence sebep tam da sensin. Tam olarak böyle. Neye güvenip de sergilediğini anlayamadığım cüretkâr tavırların. Belki de sebeplerden sadece biri bu. Mehveş Hanım, benim size bir saygısızlığım mı oldu yoksa bilmediğim bir şey mi var? Bilmem. Var mı? Günaydın. Günaydın. Sen burada mı yattın kız? Kız yoksa gebertirim vallahi. Hof kapıdan sızsın bacadan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Benzin döküp yakayım mı size? Yakayım mı size? Ne yapıyorsun? Bir de koyun koyuna ya. Allah'ım, Allah'ım kör et Aliye'ni. Allah'ım bakamıyorum. Gözlerim yanıyor, kukanıyor. Allah'ım. Sen de bakma o zaman anneciğim. Ha? Hem aşk olsun, bu evde mahrem diye bir şey yok mu ya? Başlatma kız mahremine. Senin o anne diyen dilini var keserim kökünden. Anne? Aliye ne yapıyorsun? Misafir o bizim misafirimiz. Sokakta kaldık, hem ayıp denen bir şey var. Yakışıyor mu sana? Allah belanı versin seni Faruk. Bir de siper oluyor şuna. Gözüne dizine dursun hem emeklerim. Lan kal, al şu süpürünü de defol git evimden. İstemiyorum, kalk. Çabuk, defol git. Tamam, bir yüzümüzü yıkayalım gideriz. Kalk ulan. Üstümü değişmeyeyim mi? Böyle mi çıkayım? Onun şekeri düşük, şey yapmış sabah sabah. Hadi biz gidelim. Tatlım, uygun musun? Evet. Senden Firuze için çok özel bir hediye seçmeni istesem. İşler o kadar ilerledi diyorsun. Ona bu gece sürpriz yapmak istiyorum. Ayakları yerden kesilsin, soluksuz kalsın istiyorum. Daha evinde o yüzden hazırlattın. Etrafım zeki kadınlarla dolu. Ertan Demirkan. Yine formundasın. Ne yapıyorsun burada anne?
Hadi gel yürüyelim biraz. Hadi gel. Bunu niye yaptın annem? Oğlum. İster haklı ister haksız. Ben bir can aldım. Bunca yıldır da cezamı çekmedim. Ne oldu? Yüzümüz güldü mü? Her günah cezasını cebinde taşır. Ne olur izin ver. Artık cezamı çekmek istiyorum ben. Belki de erken ölmek babamın cezasıydı anne. Niye hiç böyle düşünmüyorsun? Ah oğlum, bunlar kendimizi inandırmak için bulduğumuz bahaneler. Ya. Vicdanımı bana ettik. Benim sana yaşattıklarım. Ne olur bırak, izin ver. Kaçmaktan yoruldum, sen de beni anla artık. İlkinde durmam hataydı ama ikincisi işkence olur. Yapma. Bak sen bu kızı sevmiyorsun. Ben ölüp gideceğim. Sen ömür boyu bu kızla yaşayacaksın. Sus annem. Oğlum bu gerçek. Belki de gerçek şu an duymak isteyeceğim en son şeydir annem. Ha? Eninde sonunda varacağımız nokta bu. Sen de bunu gör artık. Ben bunca zaman o zaman niye bekledim anne? Neyden vazgeçtim? Neyi feda ettim ben? Kim için? Yahu senin için. Ailem için. İçim paramparça. Görmüyor musun beni? Onca yaptığım şey boşa mı gidecek anne? O kadar çok şeyden vazgeçtim ki. O kadar çok şey feda ettim. O kadar çok şey kaybettim ki. Kendini kurtarmaya çalışırken beni cezalandırmıyor musun? Ben seni bu kadar düşünürken sen beni hiç mi düşünmüyorsun anne? Bana kız kız. Ta içimden biliyordum. Bana kızgın olduğunu biliyordum. Kızgınsın ve haklısın da. Ama artık sana bunu yaşatmayacağım. Şu kağıdı yırtıp atsan ne fayda? Beni durdurabilir misin? Ben susabilir miyim? Dayanamıyorum artık. Bir anne evladını söndürebilir. Ben buna nasıl izin vereyim Ayaz? Hayır annem, öyle bir şey isteyen yok senden. Bugünü, bu anı, bu konuşmayı yine unutacağız. Sonsuza kadar. Hadi evimize gidelim. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynen devam. Hadi. Hadi. Sakın. Sakın. Yolculuk nereye Faruk? Parktaki banka mı yine? Ya dur Sevda, Allah'ını seversen. Zaten ortalık karışık. Sizin tayfa şimdi eve düşmüştür. Gidelim eve. Bir bakalım, soluklanalım. Ondan sonra düşünürüz ne yapacağımızı kızım. Ha sen kararlısın beni ölüme göndermeye. Sence Cemal şu an nereye çadır kurmuştur Faruk? Bizim evin önüne. Bence biz hiç uğraşmayalım. Sen sar beni kefene, koy tabuta. Ben direkt kesilmeden cehenneme gideyim. Bak bak, laflara bak, laflara bak. Hadi yürü. Nerede Başak Hanım'dan aldığımız kıyafetler? Ne bileyim ben. Yatağın altına bir yere tıktın, git oraya bak. Ne yapacağım Başak Hanım kıyafetini? Sana ne be? Gidişimizi kutlayacak çünkü. Yürü. Anne, ben çıkıyorum. Gitti mi onlar? Hı hı. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Amin. Bunlar ne anne? Bir yere mi gidiyorsun? Ay işe gideceğim. Nereye gideceğim? Sabah sabah gelmiş sorgucu gibi tepemde. Hadi git, Allah zihin açıklığı versin. Senin git okul birincisi falan ol gel. Hadi kızım. Tövbe tövbe. Sırtı açıkmış bilmiyorum. Hayırlı günler olsun Elvan. Sana da Yasin abi. Dersler nasıl? İyi. Zaten bu devirde okusan ne, okumasan ne değil mi? 3 tane üniversite bitirsen ne, bitirmesen ne? Diplomalı işsizsin. Başka türlü bir gelecek kurmak lazım. Yasin abi geç kalıyorum, otobüs kaçacak. Hadi sana iyi günler.
Sabır taşı olsa çatlar be Elvan. Buyurun beyefendi. Sen kaç yıldır bu şirkettesin? Yani... Söyle Banu, kaç yıl? 10 yıldır. 10 yıl. Siz bu şirkete bu şekilde mi eleman alıyorsunuz? Bu kadar basite mi indirgiyorsunuz? Hiç araştırma yapmıyor musunuz? Mehveş Hanım, konu nedir? Hatamızı düzeltelim hemen. Hata olduğunu ben söyleyince ne anlamı var? Güvenip arkamızı döndüğümüz çalışanlarımız elinin ucuyla iş yapıyor. Bravo size. Sen öyle bak Banu, olur mu? Sadece bana bak. Mehveş Hanım, kimle ilgili sorun oldu? Söyleyin, hemen düzeltelim. Boş ver şimdi kim olduğunu. İşe alım yöntemlerinizi derhal değiştiriyorsunuz. Herkesin dosyasını en ince ayrıntısına kadar inceliyorsunuz. Düzgün yapın işinizi. Tamam. Ayrıca gelecek ay alacağın primi de unut. Hak etmediğin bir şeyi alamazsın. Akşama görüşürüz annem. Tamam oğlum. Tamam. Efendim Firuze. Ayaz, yanındaki taksideyim bak. Neyin var senin, ne oldu? Bir şeyim yok Firuze, iyiyim. Ayaz, ileride durdur arabayı, konuşalım. Ayaz lütfen kaçma artık, lütfen. Tamam. Ayaz, ne oluyor?
oluyor. Ayaz dur bir dakika. Ayaz bir şey söyle. Bak iyi misin? Korkutma beni. Keşke söyleyebilsem Firuze. Keşke anlatabilsem sana. Anlat o zaman. Niye anlatmıyorsun? Anlat artık yeter. Korkuyorum. Beni anlamandan korkuyorum. Bana hak vermenden. Affetmenden. Korkuyorum. Eğer varsa içinde şu kadarcık bir şey. Onu tekrar canlandırmaktan ben korkuyorum Firuze. Sana tekrar aşık olmandan mı korkuyorsun? Peki Ayaz, ya aşkım hiç bitmemişse? Ayaz kaldı bende, bahar sonrasında. Ah karlar yağdırdın sen, yazın ortasında. Tut olur mu? Bul dilekçeyi. Birkaç saate geleceğiz. Ama bu sefer ben değil, asistanım Firuze Özüm görüşecek Yaşar Pınar'la. Anne. Geldin mi? Geldim, geldim. De, anne bu kıyafetler ne? Aman. Başak karısı verdiydi. Sonra da paramı kesti zilli. Sen baya baya hazırlanmışsın. Hazırlan geleceğim demedin mi be? Anne kabul edemezsin. Ben gidip istemediğini söylerim. Aa, niye? Niye kabul etmiyormuşum? Salak mıyım ben? Anne babam onlar yüzünden tutuklu. Sen de gidip şimdi gerçekten evlerine girip çalışacak mısın? Kız bana diyeceğini kendine de. Sen nerede çalışıyorsun? Belki benim de planlarım var. Yaşar senin babansa benim de kocam. Verilecek bir savaş varsa ben de giyerim zırhımı. Neymiş planın acaba? Öğrenebilir miyim anne? Salak kızım yakalanırsa onu kurtarmak. Nasıl, beğendin mi? Tehlikede olan sensin, ben değilim. Adımı sanımı kafa kağıdım gibi biliyor bunlar. Gizlim saklım yok yani, anlamadın mı? Bir düşün. Niye beni içlerine alıyorlar ha? Düşmanını yakın tut yani. Ben de onların silahıyla vuracağım yani. Çaktın. Anne ne yapacağız yani şimdi? Birbirimizi tanımıyormuş gibi rol mü yapacağız?
Hocam kuvvetli çok şükür. Ben dün senin için yapmadım mı? Bugün de sen benim için yapacaksın. Anne bak düşünmeden karar veriyorsun. Yapma. Ay yeter Firuze. Sen de akıl katın katında ben saksımı taşıyorum kafamda. Hepiniz bildiğinizi okurken koskoca kadına hesap sormaya utanmıyor musun? Ya taş olup yolumu tıkayacaksan gelme. Ben kendim giderim. Yani karar veremedim ki. Sanki ilki daha güzel gibi geldi. Küpeleri diyorsunuz. Hayır hayır. Onları hiç beğenmedim. Yani bilektikleri diyorum. Bilemedim şimdi. Yani acaba gelip oraya mı baksam? Çok iyi olur Berrak Hanım. Hem bütün koleksiyonu da gösteririm. Geçen ay ısmarladığınız inci yüzük de geldi. Ben unuttum onu. Tamam. Hadi geliyorum bakarız bay. Sevgilim. Çıkıyor musun? Çıkacağım ama önce birkaç işim var, onları halletmem lazım. Ama sana da sorayım. Fikrini alayım bakalım. Hangisini seçeceksin? Sence bu mu güzel yoksa bu mu? Ben anlamam Berrak da. Bence şu. Küpe mi? Yani. Benim de favorim oydu zaten. Ne güzel. Zevklerimiz de aynı. Firuze için. Doğum günü falan mı? Yo. Yani abim ona bir sürpriz hazırlayacakmış herhalde onun için. Oh maşallah. Maaşı iyi galiba. Benim değil, şirketin parası. Fişte rica edebilir miyim? Teşekkürler. Kız bu ne? Buranın işi töbe bitmez. Anne gidelim o zaman hadi. Gidelim mi? Anlamadım ki öyle bir ihtiyaç da yok. Arada hatır sayılır dostlar var. İşe alacağız o kadar. Şirkete götür o zaman. Eve niye getiriyorsun? Ben öyle uygun gördüm mahallede. Ne zamandan beri evin işlerine karışıyorsun Ertan? Bugünden itibaren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Neyse. Ben gideyim artık, bana ihtiyaç yok zaten. Sen halledersin Ertan. Ben ne yapayım? Şirkete mi geçeyim yoksa bekleyeyim mi? Bekle, işimiz var. Buyurun. Montunuzu alsaydım. Yok, böyle iyi. Dışarıdan büyük görünüyor mu? İçi ufakmış. Buyurun lütfen. Firuze, ayakta bekleme, geç sen de şöyle. Ben geliyorum hemen. Ben bir lavabodayım. Geliyorum hemen. Heh, biz çıkıyoruz. Tamam tatlım. Malum. Akşam önemli işler var.
Ertan? Aa, telefonu unutmuşum. Hemen geliyorum. Sen gelmiyor musun şirket Ertan? Yok. Benim meselem başka. Firuze? Ayaz, ne olursun artık buldum da. Çalışma odası kilitli. Belli ki orada. Firuze, dün gece de şirketi aratmış. Birinden şüpheleniyor. Ne arıyor ama? Firuze, dilekçeyi bulması, yırtıp yakması an meselesi. Ayaz, ben artık o kadar sıkıştım ki sanki böyle duvarlar üstüme üstüme geliyormuş gibi. Bir de bunların hepsi yetmezmiş gibi annem içeride. Ne? Ne diyorsun ya sen? Ne işi var burada? Ertan annemi işe aldı. Amacı? Bilmiyorum. Firuze dayan. Dayan, bulacağım. Ertan'dan uzak dur. Ne olur dikkat et. Bir planı var. Bir planı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğim. Ben kendi köleliğimin zincirlerini kıramadım ama... seninkini kıracağız. Beraber halledeceğiz. Ayaz. Sen de mi buradaydın Firuze? Firuze Hanım, mimarla görüşürsünüz, çizimleri bana yollar. Tabii Ayaz Bey. Abimle yakışıyorlar bence. Ben Ertan'ın yanında bir kadın hayal edemiyorum. Kusura bakma ama abin için fazla insancıl duygular bunlar. Bence büyük yanılıyorsun. Yani abim bildiğin bayağı aşık. Görüşürüz şirkette. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Firuze, otur sen de. Geç şöyle. Benim de bir kızım var. Onun da adı Firuze. Ya. Evet, babası koydu adını. Genelde isimleri anneler koyar ama şaşırdım. Erken doğdu bizim Firuze. Gününü ayını tamamlamadan 698 gramdı. Küçücük şu kadar bir şey. Küçük tavuk gibi bir şeydi, minicik. Ay, dokunamazsın böyle. Elinde kalacak sanırsın, o kadar küçüktü. Kuvözde kaldı o zaman, hastanede. Evet. Tabii siz de başında. Yok. Ben başında kalamadım. Çünkü abisi vardı evde. Ondan bir buçuk yaş büyük. Ben onu kime bırakayım? Evde küçücük çocuk olunca tabii mecbur hastanede bıraktım onu. Çok zordu tabii yani. Yoksa hangi anne bırakmak ister minnacık evladını? Hastanede bırak çık. Ama ne yapayım? Ona kim bakacak evdekine? Küçücüktü. Mecbur. Şirkete geçmiyor muyuz? Bir dakika Firuze. Ali Hanım, devam edin lütfen. Merak ettim. Ha, işte. Yaşamaz sandıydım ben. Yaşarsa da sakat. Kestim yani umudum. Zaten doktorlar da söylediler. Bunun işi çok zor dediler. Onun için de koymadım isim. Babası koydu adını işte. O bekledi başında 45 gün. Bizim kız böyle arada gözlerini açıyormuş. Senin gibiymiş gözleri öyle. Masmaviymiş. Ama sonra döndü. Benimki gibi oldu, böyle dümdüz kapkahverengi.
O kadar küçük doğup hayatta kalması mucize. Evet. Öyle. Savaşçı bir kızınız varmış demek ki. Hayata tutunmuş. Asla pes etmemiş. Bilmem. Öyledir herhalde. Ali Hanım. Belli ki iyi anlaşacağız. Hayatın içinden, yaralarından geçmiş bir kadınsınız. Yarın gelin, hemen başlayın. Tamam o zaman. Siz nasıl isterseniz. Ben ne yapıyorum şimdi? Ben kendim mi gidiyorum? Bu hanım kız bana eşlik edecek mi? Yok, bizim işimiz var. Hı. Ama sizi bıraktırırım. Öyle mi? Hı-hı. Ben geçireyim. Teşekkür ederim. İyi günler. Anne, neydi bu şimdi? Ne? Bu adam senin adın Firuze olduğunu bilmiyor mu? E benim kızımın adı da Firuze. Firuze çok mu bilindik bir isim yani? Duyup da şaşırmamak olur mu? Hiç inandırıcı değil. Onun için de şaşırmış yaptım. Tamam, benim de kızımın adı Firuze de geç o zaman. Deli dediğin adama onca ayrıntı vermek niye? Tam yeri geldi, anlattım. Ne var? Anne bak, senden habersiz bir şey yaptığım için beni cezalandırıyorsun ama yapma. Benim derdimi anlamış olman lazım ya, yapma. Ben sana hiç yaranamadım değil mi Firuze? Destek atıyorum işte, ben de çabalıyorum. Bir kere de annem bilir de, bir güven. Nedir bu yani ya? Bir sus otur, bir takdir et. İyi misin? İyiyim, affedersiniz. Affedilecek bir şey yok. Gidiyor muyuz? Evet. Şirkete de mi toplantı vardı çünkü? Bugün şirket yok. Nereye Ertan Bey? İstanbul E-Tipi kapalı cezaevine. Şefim Müdür Bey duymasın. Duymasın Zafer. Hem kötü bir şey yapmıyoruz ki. Biraz temiz hava alsın adamcağız. Ciğerleri bayram etsin. Oksijen iyi gelir. Zemheri'nin ortasındayız şefim. Çok soğuk. Adam yaralı, hasta, yaşlı. Paltosunu giysin bari. Eski topraktır o, bir şey olmaz ona. Ayrıca hatırlatırım, havalandırma yasal hakkı. Kaç gündür çıkmamış. Demek ki alacağı dolana kadar doya doya takılacak. Bozmayın Yaşar Usta'nın keyfini. Ertan'a dilekçeyi yolladı birisi. Ne? Ben yok ettiklerini zannediyorum. Ama demek ki birinin eline geçmiş. Yani neden yolluyor ki o zaman? Bilmiyorum. Ama yardım için değil, onu biliyorum. Yoksa Ertan durduk yere niye şirket aratsın ki? Peki ne arıyor sence? Bir dakika, bir dakika.
Ertan'a gelen zarfın içinde ya dilekçenin aslı değil de fotokopisi varsa, bu da şu demek olur. Ortada dilekçenin aslı ve bu işle uğraşan biri var demektir. Serhat, şunu söyle bana. Fotokopisini bulsak bile işe yarar mı? Ya sen deli misin? Diyelim ki fotokopi bu da aslı olduğu düşüncesini ortaya çıkarır. Yani araştırılır, diyelim ki aslı, o zaman olay kopar. Abi tamam da bu evrak resmi bir evrak değil ki, nasıl olacak, işe yarayacak mı? Fark etmez ki. Yazıyı, imzayı araştırıyor grafoloji. Yani ne zaman yazılmış, ne kadar zaman geçmiş. Hepsini şıp diye buluyor. O zaman aslı ya da değil fark etmez. Benim Ertan'a ne geldiyse onu bulmam lazım. Doğru mu anlıyorum? Peki nasıl yapacaksın bunu? Belli ki evde saklı. E ben de bu evin müstakbel damadı olduğuma göre gelip almam sorun olmaz herhalde. Hep aynı şeyi diyor diyeceksin bana ama dikkat et. Anneni düşün. Ya sorma. O tarafta yüreğimi bıraktım, geldim zaten bugün. Neyse, konuşuruz. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Safiye teyze, geç böyle hazırlanayım seni hadi. Doktor bey, ben vazgeçtim. Diyalize girmeyeceğim. Tedaviyi bırakıyorum. Ne demek vazgeçmek? Ölmek mi istiyorsunuz? Geçin hadi başlayalım. İstemiyorum. Kararım kesin. Geri dönülmez bir yola gireriz. Olmaz. Bir hafta sonra çok da organ yetmez diye başladım. Yeterince yaşadım. Başkalarına, özellikle evlatlarıma yük olmak istemiyorum. Safiye teyze, 10 güne kalmaz nakil için geri gelirsin. Ve bu yaştan sonra da çok zor. Bu ölüme yatmak demek. Bazen birinin ölümü başkasının yaşamı olur. Siz bunu herkesten daha iyi bilirsiniz doktor bey. Dalmışım. Fark ettim. Su içer misin diye soracaktım. Sağ olun. Artık bana sen desen. Neden? Benim sana yakın olduğum kadar senin de bana yakın olmanı istiyorum. Hadi söyle. Ertan de. Kusura bakmayın, ısmarlama olmuyor. Ne öğrendin? Bir evrak arıyorlarmış abi. Didik didik bakmışlar her yere ama buldular mı bulamadılar mı onu bilmiyorum işte. Ha bir de parmak izi için bir alet getirmişler. Şirketteki herkesten parmak izi alacaklarmış. Kesin emir. Ne zaman? Başlamışlar bile. Senden almadılar mı? Abi. Ya biliyorum arkası azar ama dayanamayacağım. Ya ne oluyor abi ya? Dün gecenin yani aradıkları şeyin sende bir ilgisi mi var? Sen niye gerildin bu kadar? Soru sormayan metafizörümle tekrar geçelim lan. Bu iyi değil. Sen benim söylediklerimi unutma. Kulağını gözünü açık tut abiciğim. Ne duyarsan ne görürsen bana anında bildiriyorsun. Tamam. Hadi kolay gelsin Mete Bey. Geldik. İn hadi. Thank you.
Niye geldik? Yaşar Pınar'ı görmeye. Ama ben değil, sen göreceksin. Neden? Yani niye hem beni içeri almazlar ki? Alırlar, alırlar. Haberleri var. Ne diyeceğim peki? Yaşar Pınar'la görüşme yapmanı istiyorum. Hem sağlığını öğrenelim hem de bir yoklayalım. Yakında mahkeme var. Belki suçunu kabul edip ailesini ihya etmemi ister. Ben bunu yapmam. Neden? Bu benim adalet anlayışıma da ahlak anlayışıma da ters. O yüzden kusura bakmayın. Adam suçlu. İtiraf etsin, uzamasın olay. Ben de geride kalan ailesine sahip çıkayım. Sen kime neye sahip çıkıyorsun ya? Bu insanların onuru haysiyeti yok mu? Bu dünyadaki herkes sana muhtaç mı sanıyorsun? Karısını da bu yüzden mi işe aldın ha? Söylesene. İşte bak isteyince oluyormuş. Birden sizden sen oldum. Belki de adamın hatası yoktur. Öyle mi Firuze? Benim suçlu olduğuma mı inanıyorsun? O gün dilekçeyi aldığıma. Bilmem. Çünkü ben orada yoktum. Söyleyeyim o zaman. Ben suçlu değilim. Bana olan bağlılığını, işine olan düşkünlüğünü gösterme zamanı. Git de görüş. Adamın itirafnamesini al da gel. Yoksa bana karşı çıktığını düşünüp işine son vereceğim. Ben de sana geliyordum biliyor musun? Aa, ne oldu, kötü bir şey mi var? Yok ya, niye kötü bir şey olsun? Öyle belki bir şeyler yaparız, takılırız falan dedim ama. Hay Allah ya. Benim de şimdi hukuk departmanıyla bir toplantım vardı. Bu distribütörlükle ilgili sözleşmelerin üzerinden geçmemiz gerekiyordu. Çok önemliydi ama. Hı. İstersen akşam bir şey yapalım. 8 iyi mi? Ya aslında kalabalık gürültü gerek yok. Sizin eve gidelim. Güzel, sade bir akşam yemeği yiyelim. Biz bize. O kadar diyorsun. Ya hatta ne yapalım biliyor musunuz? Sen randevunu iptal et. Direkt geçelim size. Senden daha değerli ne olabilir ki benim için? Olur. İptal oldu. Hadi gidelim. Böyle saçmalık mı olurmuş? Çalışanlardan alsınlar. Bizden almak ne demekmiş? Nasıl? Vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Gelsin kendisi alsın parmak izini Ertan Bey. Sorun çıkacak ama. Umurumda değil. Zaten gelmiş odama kadar aratmış. İyice saçmalıyor artık. Öldün mü? Yok, buyurun Nice Hanım. Ben de çıkıyordum zaten. Aldın mı mesajı Berak'tan? Şimdi buraya gelirken aradı beni. Of, eve girişleri yasaklamış. Neyse. Delirip saldırmasından iyiyim. Kalsınlar yalnız. Benim çok acele işim var sultanım. Hadi sonra görüşürüz. Baba. Baba, senin bu halinle iyi misin sen? İyiyim kızım. Ha, senin ellerin buz gibi ya. Merak etme kızım. Revirdeydim. Yatıyorum. Bir havalandırmaya çıkayım dedim. Bir hava alayım dedim. Sağ olsun. Arkadaşlar havalandırmaya çıkardılar. Tansiyonum düşmüş. Ama şimdi iyiyim kızım.
Baba. Demirkanlardan biri gelip seninle görüştü mü? Ertan Demirkan mesela. İçeride bir baskı, bir sıkıştırma, bir şey görüyor musun baba? Ha? Yok kızım. Nereden çıktı bu? Baba bak bana doğruyu söyle. Bu içerideki bıçaklanma gerçekten kavga mıydı? Yok, aramızda bir tatsızlık çıktı. Genç bir arkadaş. Biraz da sinirli. İşler büyüdü sonra. Sen bütün bunları niye soruyorsun? Baba. 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 Baba yardım edin ya. Bir baksanıza. İyiyim. Baba. Baba iyi misin? İyiyim. Baba yardım i̇yiyim. Edin. Tamam. Merak etme kızım, iyiyim. Ben gidip biraz yatayım. Alın bunu koğuşuna. Bir dakika ya. Ne koğuşunu alıyorsunuz? Revire hatta hastaneye gitmesi lazım. Başka emriniz? Görüş bitti. Hadi bakalım. Bu şekilde koğuşa götürmenize izin vermiyorum. Bu yaptığınız suç. Ya benim babam hasta, yaralı. Ayrıca o kavgaya da sizin engel olmanız gerekirdi. O da sizin suçunuz. Sen ne çok biliyorsun ya. Yürü git. Gidiyorum, merak etme, ama müdürünle görüşmeye. Bir dakika ya. Sende ev anahtarının olması bile bana bir garip geldi. Yardımcı yok mu evde? Herkesi gönderdim. Kimse yok. Nasıl ya? Ertan? Ertan'ın bugün işi var dedim ya hayatım. Firuze ile birlikte olacaklar. Neredeler? Bize ne Ayaz? Şu an burada önemli olan baş başa ve yalnız olmamız. Hadi gel. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Babam Yaşar Pınar, hasta. Ayakta durmakta bile zorlanıyor. Daha dün hastaneden çıktı. Bugün revirde doktor gözetimde olması gerekirken değil, koğuşta. Refik'i yolla. Buyurun müdürüm. Refik, Yaşar'la bir ilgilenin. Doktor baksın. Ne gerekiyorsa yapılsın. Tamam müdürüm. Endişelenmeyin. Elim üstünde olacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eğer kabul edersem yurt dışında 3 tane şubesi olacak. E kabul etsene. Niye düşünüyorsun? O zaman bu durum kutlamayı hak eder. Uzun zaman olmuştu böyle vakit geçirmeyeli. Çok güzel oldu. Yemeği bahçede mi yesek Berrak? Bu havada. Ateş yakarız. Geçen sene senin doğum gününde yakmıştık ya. Ha, öyle bir şey diyorsun. Olur. Bana uyar. O zaman ben bahçeyi hazırlayayım, sen de yemeği bitir. Tamam. Ne olursun bul şu dilekçeyi artık. Bak benim dayanacak gücüm kalmadı. Kendimi zor tutuyorum. Bul şu dilekçeyi artık ne olur. Tamam.
bakmayın. Ertan Bey yok Firuze Hanım. Gitti. Nereye gitti? Sizi bekliyor. Binin götüreceğim. Ne arıyorsun acaba Ayaz? Dur tahmin edeyim. Dilekçeyi. Evet, dilekçeyi arıyorum. Bulacağım da. Nerede olursa olsun bulacağım. Ben sana yardımcı olayım. Burada. Herkes hak ettiğini yaşasın istiyorum. Çok kolay oldu diye şaşkınsın değil mi? Olmadı. Benim için çok zordu. Ama eminim ölenlerin yakınları için çok daha zordur. Ertan daha evinde. Dikkat et, haber alıp ortadan kaybolmasın. Ayrıca bu aramızda kalsın. Berrak. Bir tadına bakmak ister misin? Harika oldu. Berrak, benim gitmem lazım, kusura bakma. Nereye? Beni bu gece kalacaktın. Ya gerçekten kusura bakma. Çok yakın bir arkadaşım, hastanede. Onun yanına gitmem lazım. Ben de geleyim. Olmaz. Olmaz. Gerçekten olmaz. Sana Firuze. Ortalayın şöyle biraz. Tamam. Çok güzel oldu.
Tam zamanında getirdiniz. Bu kadar güzel zamanlama olur. Abi sanki sürpriz yaptık ha. Bin defa aramışsın Hacı Baba'yı. Yatağım nerede kaldı? Yatağımı getirin diye. Arayacağım tabii. Ben bunun açılışını yapacağım akşam. Kurdelesini takacağım, keseceğim. Eminsin gelecek değil mi? O bir kere olur. Gelecek merak etmeyin. Hadi bakalım. İşte geldi. Bu orijinal değil mi abi? Tabii tabii Firuze'nin yazısı bu. Aferin yaratmadın. Eyvallah. Ertan tutuklanır mı peki? Muhtemelen. Bu da Ertan'ın dağ evindeki adresi. Tamam. Firuze'nin babası tahliye olur mu peki? Yani önce inceleyecekler tabii. Ama ışık göründü Ayaz, merak etme. Gerisi hallolur. Ben gidiyorum, vaktim yok. Nereye? Nereye? Bir dakika. Ertan dağ evine götürmüş Firuze'yi. Yani? Yani saçının teline zarar vermesine izin vermeyeceğim Serhat. Hayır abi, hayır. Olmaz. Önce bir savcı emir versin. Ben emniyete haber veririm, aldırırım, tamam mı? Sen karışma. Anneni düşün. Annem ayrı dert, yarım ayrı dert. İkisini de yakamam Serhat. Elim kolum bağlı da böyle oturamam. Firuze'ye taktı kafayı belli. Yoksa niye alıp götürsün dağın başına? Asla. Asla izin vermem zarar vermesine Serhat. Merak etme bende. Nereye gidiyoruz? Ben eve sanmıştım. Yok, Ertan Beylerin dağ evine. Aslında yakın. Cezaevine gelince terste kaldı. Kendine hiç iyi bakmamışsın Yaşar amca. Şimdi doğru koğuşa, yatmaya. Hiç kalkmadan dinleniyorsun. Yarın da bana pansumana geliyorsun. Enfeksiyon tehlikesi var. Bu arada bu ciğerinden gelen ses de hiç hoş değil. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Biz gözümüz gibi bakarız Yaşar Usta'ya. Değil mi Yaşar Usta? Evet. Allah razı olsun. İlaçlarını koğuşa yollarım. Üzerlerinde yazdıkları gibi kullanıyorsun. Ama bunu hemen başlıyorsun. Sen ne dersen o. Geçmiş olsun. Hay Allah. 5 saniye kuralı da olmaz ki şimdi. Yürü, düş önüme. Çantama attım kızım. Sen ver suyu bana. Ben içeride içerim onu. Ben de getirebilirdim anne. Kızım yorgunum, biraz dinleneceğim. Annem. Hı. Nostalji mi yapıyorsun sen? Küçüklüğümüzü mü özledin sen bizim yoksa? Kızım sizin kokunuz hep aynı. Hiç değişmedi ki. Ben size ne zaman sarılsam hep aynı kuzularıma sarılıyorum. Hala aynı kuzularımsınız siz de. Canım. Kızım. Thank you.
Gelmişsin. Solgun görünüyorsun. Ben başaramadım. Yaşar Pınar suçsuz olduğuna sonuna kadar inanıyor. Sen de ona inanmışsın. Hı? İnandın mı? İnanmak mı? İnanmaktan öte biliyorum. Ve sen de benim kim olduğumu biliyorsun. Eşimi ziyarete gidiyoruz. Niye geldik? Yaşar Pınar'ı görmeye. Senden pek hoşlanmıyorum. Benim Yaşar Pınar'ın kızı Firuze Pınar olduğumu biliyorsun. Çok zekisin Firuze. Ve bu da çok kışkırtıcı. Baban için yanımdasın. Ona olan sevgin çok kıskandırıcı. Nedenini de bugün annen sayesinde daha iyi anladım. Söylesene Firuze. Desem ki babanı kurtarırım, onu hapishaneden çıkartırım. Baban için ne yaparsın? Ne istiyorsun? Firuze. Bekle beni, geleceğim. Önder Bey, neler oluyor? Ayaz getirdi dilekçeyi Firuze. Gerçekten mi? Evet, savcıya teslim ettik. Peki ne olacak şimdi? Yani babamı bırakacaklar mı? Ertan'ın yeniden ifadesini alacaklar. İnkar edecek tabii. Dilekçenin yazım tarihini ispatladıktan sonraki... Kolay artık bu işler. Baban dışarı çıkar. Umut var yani. Aa, tabii tabii var. Benim de koca var. Teşekkürler. Görüşürüz.
Ertan Demirkan. Benim odam adım. Kim bu? Verilen adrese gittiğimizde oradaydı. Birbirlerine girmişler, biz ayırdık. Onu da bu odaya alın. Dertleri neymiş bir görelim bakalım. Baş üstüne efendim. Siz geçin, komiser Vedat gelir birazdan. Başarmışsın. Kalma daha fazla o evde. Çık hemen. Çıktım bile. Neyle gideceksin peki, ne yapacaksın? Ben bakarım başımın çaresine, sen merak etme. Firuze, bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Dilekçenin fotokopisi gelince bana dün, hemen bir komploya kurban gittiğimi anladım. Olayın peşine düştüm. İşte ben de o zaman öğrendim gerçeği. Evet, dilekçe bize şirkete gelmiş. Hem de bizzat Yaşar Pınar tarafından. Komiser Bey, söyledim ya. Kişisel. Olayla bir alakası yok. Sen anlat bakalım. Olayla alakası var mı yok mu biz karar verelim. Sekreterim Birsel Seymir, Yaşar Bey'den dilekçeyi almış. Lütfen Ertan Bey, söz verin. Ucu bana dokunmayacak değil mi? Hayır, asla. Benim için, şirketimiz için yapman gerek. Sen dilekçeyi aldın, baş mühendis Murat Yolgun'a verdin. Sen yapman gerekeni yaptın, o yapmadı. Ya kabul etmezse? Ben yapmadım derse? Edecek. Sana söz veriyorum, geride kalan herkes, ailen bana emanet. Yeter ki kabul et. Birsel Hanım görevini yapsa da Murat Bey yapmamış. Ve ona da bir şey diyemiyorum. Yoğun bir tedavi süreci, atladı mı unuttu mu bilemiyorum. Yani onu yargılamak bana düşmez. Ama gerçek bu. Valla değil. Ertan Bey'in ifadesindeki şu hastalara ulaşın. Bekleyecek miyim? Evet, bekleyeceksin. Söylediklerin doğrulana kadar buradasın. İfadeni dosyana ekleriz. Hakim gereken kararı verir. Savcı Bey, benimle gelen Ayaz Korkmaz'dan şikayetçiyim. Durduk yere evime girdi ve bana saldırdı. Nedenini bilmiyorum. İfade vermek istiyorum. İlgilen. Olay uzadı. Karşı taraf şikayetçi. Neymiş senin şu kişisel meselen? Anlat bakalım. İfadeni alacağız. Birsel Hanım'la Murat Bey'in ifadesini almışlar. Sizi doğruladılar. İfadenizi dosyaya ekleyeceğiz. Sonuç? Sonuç? Size iyi günler. Size de iyi çalışmalar. Müsait bu. Yani Faruk, eğer biz yine aynı filmi izleyeceksek bence hiç zahmet etmeyelim çünkü ben çok sıkıldım. İzlemeyeceğiz Sevda. Tabii.
Biz yine kapıyı çalacağız, annen kapıyı açacak. Kalan iki çift ayakkabıyı tepemize fırlatacak. İşte ya Allah defolun falan gibi laflar. Sen de tabii kuyruğu kısır. Ya Sevda yeter. Bir dur. Herkes bir sussun ya, geldi burama. Şuraya geç, beni bekle. Yukarı çıkacağım, geleceğim, seni alacağım. Allah Allah. Elvan, sen misin? Yok, benim. Ah şöyle. Doğru yolu buldun mu? Ha, buldum buldum. Şöyle ki anacığım. Şimdi ben içimden geleni yapacağım. Sevda'yı alacağım. Senin gelinin yapacağım. Sen de kabul edeceksin. Bak ya, hala aynı türküyü çalıyor. Oğlum ben sana kaç kere diyeceğim. İki cihan bir araya gelse Ali'ye pavyondan gelin almış dedirtmem. Herkes kendi halısının altındaki kiri temizlesin önce, ondan sonra da kapısın çenesini. Anne, ne var ya, sanki kız bilerek mi seçti bu hayatı? İstedi mi? Ya ayrıca benim içim alıyor ya, kime ne? Benim için alıyor, ben seviyorum. İyiliğini görüyorum, kalbini görüyorum, istiyorum. Ben evleneceğim, bu yükü de ben taşıyacağım, yuvayı da ben kuracağım. İyi oğlum, tamam git öttür borunu, kur yuvanı. Allah bir yastıkta kocasın. Ama ileride, ötede, çok ötede, benden Irak'ta, Allah'a yakın bir yerde söndür istikbalini. Kusura bakma anneciğim ama bu ev sadece senin evin değil. Babamın da evi. Ben de baba ocağımı terk etmiyorum. Kardeşlerime sahip çıkacağım. Anneme sahip çıkacağım. Babama söz verdim, hapishanede adam bana söz verdirdi. Bana emanet etti sizi. Ben de emanete sahip çıkarken karım da yanımda olacak, o kadar. Ya sen bana demiyor muydun günde beş vakit? Adam ol, sözünleri ol, sözüne sahip çık, sözünde dur. Bırak anne ya, durayım sözümde işte bir kere. Bırak sahip çıkayım. Üzme de canını, tamam. Gidebilir miyim ben artık? Gidebilirsin de ifadenin çıktısını alamıyoruz. Kartuş bitmiş. Bahane mi bu? Anlamadım. Gayet iyi anladım bence. Benim ifademi aldın, niye hala burada tutuyorsun? Musa. Alın bu arkadaşı. Nezarethanede beklesin biraz. İşime engel oluyor. Elvan, ben de şimdi tam size geliyordum. Niye? Bak böyle yapıyorsun, beni tersliyorsun. Ben çok üzülüyorum. O iş başka, komşuluk başka. Değil mi? Bak şimdi ben günlerdir bir araştırma yapıyorum. Bu Yaşar abinin yattığı cezaevindeki gardiyana ulaştık, tamam mı? Bu Yaşar abiye yardım edecekmiş, size de yardımcı olacakmış. Kimmiş? Şey, adını, numarasını falan bir kağıda yazdılar. Bana verdiler de ben... Kağıdı bulamıyorum ya. O kağıdı hem görüş günlerinde falan da yardımcı oluruz. Yazık insancıklar, perişan olmasınlar dedi. Gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten de ben kağıdı bir bulsam ne güzel olacak değil mi? Ne yazdılar ver... Şey, ha sabah öbür cekette kaldı, kağıt kaldı. Şöyle yapalım, eve gel, kapıda beş dakika, ben sana kağıdı vereyim, olmaz mı? Gelirim tabii. Hah,
Hadi gidelim o zaman. Olur. Hı. Çok sağ ol Yasin abi. Orada o kadar çok kural var ki çok zor oraya girmek. Ya tabii ya. Öyleymiş, öyleymiş. Bilirim ben. Gel Sevda. Hoş geldin. Geç hadi. Allah Allah, gündüz de bu siyah ceket üstümdeydi ya. Nereye koydum ki ben bu kağıdı? Adam eski ortağımın köylüsüymüş. Yardım edeceğim de dedi. Bulacağım ben o kağıdı. Merak etme, bulacağım. Ya Elvan, sen de kaldın böyle kapının önünde. Ben de telaş yaptım, içeride bulamadım bir türlü şu kağıdı. Geç içeri 5 dakika. Yasin abi, annem bekler. Sen bulunca versen olmaz mı? Ya olur mu öyle şey? Ben senin yabancın mıyım? Ya gel şöyle içeri. Bak geç içeri, şıp diye 5 dakikada bulacağım. İfademi ya getirin, imzalayayım. Ya da telefon açmama izin verin, avukatımı arayacağım. Memur bey. Vurdum seni. Yasin abi, ne yapıyorsun? Bıraksana. Bırakmam. Bıraksana ya. Bırakmam. Bırakmam Elvan. Artık bırakmam seni Elvan. Yaklaşma. Beni gördüğüne çok mu şaşırdın? Bugün polisler neden geldi biliyor musun Firuze? Hı? Gel buraya! Gel buraya! Ya! Gel. Ya. Nereye gidiyorsun? Ya Yasin abi bırak! Gelsin üstüme! Thank you.
sana sordum Firuze. Baban için ne yapabilirsin diye sana sordum. Ben düğmeye bastım. Baban çok yakında çıkacak. İnan çıkmasına izin vermem kadar kolay olur engel olmam. Ama mesele şu anda bu değil. Bugün Ayaz geldiğinde gördüğüm Firuze. İnan bana seni şu halinden daha çok şaşırttı beni. Anlamadım. Anlamadım deme. Anlamadım. Beni kesmez artık. Şimdi söyle Firuze. Ayaz'la aramıza neden girdin? Hı? Şimdi hemen açıkla bana. Ayaz'ı neden korudun? Neden? Gözlerindeki bakış. Neden Firuze? Ayaz senin için kim? Hı? Kim? Ayaz için falan değil. Ben birine zarar vermeyin diye aranıza girdim, o kadar. Abla. Öldü. Ben öldürdüm. (Gülüyor)